4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kendimizi Deneyelim A, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla dolduruunuz. Cevap: 1. Mıknatıslar nikel, demir, kobalt gibi maddeleri çeker, tahta, porselen, cam, plastik gibi maddeleri çekmez. 2. Bir mıknatısta N harfi ile gösterilen kısım kuzey kutbu, S harfi ile gösterilen kısım güney kutbu olarak adlandırılır. 3. Bir mıknatısın mıknatıslık özelliğinin en yoğun olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutupları denir. 4. Birbirine yaklaşan iki mıknatıs arasında itme veya çekme kuvveti oluşur. 5. Mıknatısın bir cisme etki edebilmesi için cisimle temas etmesine gerek yoktur. 6. Mıknatısın aynı kutupları birbirine iter, zıt kutuplar birbirini çeker. 7. Mıknatıslar çubuk, at nalı, U halka gibi değişik şekillerde olur. 8. Mıknatıslar, ne kadar ufak parçaya ayrılırsa ayrılsın mıknatıslık özelliğini kaybetmez. 9. Mıknatıslar, telefon, pusula, kapı zili, buzdolabının kapak kısmı gibi birçok alet ve eşyanın yapımında kullanılır. B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı seçerek çıkışa ulaşınız. Cevap: 4. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.